Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli izleyenler, değerli takipçilerimiz, Tekirdağ İl Müftülüğümüzün vaazlar çerçevesinde, çevrim içi vaazlar çerçevesinde düzenlediği hadis okuma, hadislerle İslam dersimizle şu anda Allah'ın sıfatları, Allah-u Teala'nın en güzel isimleri konusuyla inşallah dersimizi işlemeye gayret edeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bu çerçevede, bu kapsamda bizlere, sizlere, hepimize en güzel şekilde amel edebilmeyi, duymuş olduğumuz hadis-i şeriflerin mucibince hareket edebilmeyi Rabbim hepinize, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Mekkeli müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonu gelmez eziyetleri sürekli reva görüyorlar. Yine böyle bir sıkıntılı bir süreçte sevgili Peygamberimize son derece eziyet ediyorlar idi. Ve Peygamberimiz Kabe'nin yanı başında oraya çökmüş, oturmuş, elini ve gönlünü merhametliler merhameti Allah-u Teala'ya açmış ve en güzel isimleriyle secde halinde sevgili Peygamberimiz Allah-u Teala'ya yakarışta bulunuyordu. Ya Allah, Ya Rahman diye bu şekilde Allah-u Teala'ya yakarışta bulunuyor. Rabbimize dua ediyordu. Asla şikayetçi olmadığı ve beddua bile etmediği müşrik kavmine karşı Allah'tan bir çıkış, bir çıkar, bir yol göstermesini istiyordu. Kendisi için değil. İmanı şirke tercih eden bir avuç mümin için baskı ve eziyetlerin sona ermesini Rabbimizden temenni ediyordu. Bu sırada bu duasını duyan müşriklerden birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sanki bir hatasını bulmuşçasına Allah dedi, Rahman dedi. Öyleyse hani bir ilaha ibadet edilecekti? Muhammed demek ki iki tane ilaha ibadet ediyor diye bu şekilde ne yaptı? Etrafı yaygara koparmaya başladı. Bakın, dün gece kulaklarımla duydum. Bizi bir ilaha kulluk etmeye çağıran Muhammed kendisi hem Allah'a hem de Rahman adında başka bir ilaha dua ediyor diye böyle bilmediği bir konu hakkında yaygara koparmaya başladı. Bunun üzerine Allah-u Teala ayet gönderdi. Estağfirullah. Kul de ki ya Muhammed, ey peygamberim, ud'ullâhe evud'urrahman, ister Allah diye dua et, ister Rahman diye dua et. Eyyemmâ ted'û felehul esmâul husnâ. Nasıl dua dersen et ki Allah-u Teala'nın güzel isimleri vardır. Kıymetli müminler, dua ederken Rabbimize elimizi, gönlümüzü açtığımızda en çok tabii Rabbimizin ismini andığımız Allah ismiyle zikrederiz. Allahümme, ey Allah. Yine Allah-u Teala Hazretleri'nin güzel isimleri vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah-u Teala'nın güzel isimleri vardır. En güzel isimler. فَدُعُوهُ بِهَا Onlarla Allah'a dua edin diye Rabbimiz bizden elimizi açtığımız zaman o isimleri zikretmemizi, o isimlerle Allah-u Teala'ya dua etmemizi, o isimlerle Rabbimize yakarışta bulunmamızı Rabbimiz ne yapmakta bizlere buyurmaktadır. Kıymetli müminler, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurmaktadır. İnne lillahi teala tis'aten ve tis'ine ismen. Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Gayra vahidetin min miyeten gayra vahidetin. Yani 100'den bir eksik. Men ahsaha, kim onları ezberler ve kim onlarla Allah'a dua eder, o isimlerin, o güzel 99 ismi öğrenip onunla gereği gibi amel ederse, yalnız dua etmek tabii güzel ama dua ile beraber gereğini yerine getirmek, dua ile beraber bir Müslüman yapması gerektiğini de yapması gerekir. Yani ya Rabbi, bana doğru yolu nasip et diyen bir müminin bile bile doğru yoldan çıkması demek ki duasıyla, isteğiyle tezat teşkil ettiğini, zıt olduğunu ifade eder. Mesela bir misal vereceğimiz zaman, buradan İstanbul'a gitmek isteyen birisi, eğer ki Ankara veya ters taraf diyelim Edirne otobüsüne binerse, ama ya Rabbi bana Ankara'yı nasip et veya İstanbul'a gitmeyi nasip et diyor. Ama yaptığı iş, icraatı başka bir istikamette. Öyleyse yaptığı dua ile ve istediği iş farklı. Yaptığı iş ile diyelim ama istediği dua farklı. Öyleyse bu 99 güzel ismi ezberlemek çok güzel. Kim bunları ezberler, bununla Allah'a dua eder ve bir de öğrenip gereğiyle amel ederse, Rabbimiz buyuruyor, dahalel cenne, o kimse cennete girer. O yüzden bu güzel isimleri başta kendimiz olmak üzere evlatlarımıza, çocuklarımıza ezberletelim. Ve ezberlemekten daha da önemlisi tabii ki onlarla dua edelim. Hangi isimler onlar? Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hû diye başlıyor. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabil, El-Basit, El-Hafil, El-Rafi', El-Mu'iz, El-Müzil, El-Semi', El-Basir, El-Hakem, El-Ad, El-Hasib, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekur, El-Ali, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mücib, El-Vasi', El-Hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Ba'id, El-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, الحميد المقصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Celle Celaluhu ve Celle Şanı. Bu 99 isim Rabbimizin güzel isimleri. Allah-u Teala bu isimlerle kendisine dua
etmemizi bizden istemekte. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyuruyor. İnna Allahe cemilun yuhibbul cemal. Allah-u Teala güzeldir ve güzelliği sever. Allah-u Teala bu güzellikleri görmüş olduğumuz her türlü güzelliği yaratan O'dur. Ve en güzele layık olan O'dur. En güzel ibadete layık olan O'dur. Rabbimiz güzeldir, güzelleri yaratandır ve güzeli de sevendir. An Ebu Hureyre radıyallahu anh, yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh bizlere anlatıyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne lillahi tıs'aten ve tıs'ine ismen. Allah-u Teala'nın 99 güzel ismi vardır. Miyeten illa vahiden, yüzden bir noksan. Men ahsaha dahale cenne. Kim onları öğrenir, onları ezberler, onunla dua eder, gereğiyle amel ederse o kimse cennete girer. Bir gün yine Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte, hadisi kutsi olarak peygamberimizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte, hadisi kutsi'de yekulullahu azze ve celle. Hadis-i kutsi ne demek? Peygamberimiz Allah-u Teala'dan naklen bize anlattığı ayetlerin dışındaki rivayetler. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Şöyle buyuruyor. Ene inde zanni abdi bi. Yüce Allah şöyle buyuruyor ki kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. Kulum, bakın bu hadis-i şerif çok önemli. Bu hadis-i kutsi çok değerli. Kulum beni nasıl düşünüyorsa, benim hakkımdaki zannı neyse ben öyleyim. وَاَنَا مَعْهُ ح۪ينَ يَذْكُرُن۪ي O beni andığında, evet ben onunla beraberim. O beni andığında ben onunla beraberim. وَاِنْ ذَكَرَن۪ي ف۪ي نَفْسِه۪ي ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْسِ Eğer o beni kendi başına anar, zikrederse ben de onu öyle anarım. وَاِنْ ذَكَرَن۪ي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِنْ hum hayrun minhu. Eğer ki o beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha hayırlı, daha kıymetli, daha üstün bir topluluk arasında anarım. Ve in takarrabe minni şibran, takarrabtu ileyhi zira'an. Eğer ki o bana, evet, o bana yaklaşırsa, eğer ki o bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve in takarrabe ileyye zira'an, o bana bir arşın yaklaşırsa, takarrabe minhu ba'an, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Ve in etani yemşi, eteytuhu herveleten, o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Yani ne demek? Eğer ki biz canı gönülden, içten, samimiyetle Allah-u Teala'ya dua edersek, Rabbimize yakın olmak için sırf onun rızasını talep etmek, arzu etmek maksadı ve gayesiyle elimizi açar, Rabbimizden temenni eder, dua eder, ona yakın olmak için çalışırsak, bilelim ki Allah-u Teala bize çok daha yakın olacaktır. Rabbim inşallah yaptığımız bu ameller, işler çerçevesinde Allah-u Teala'ya manevi yakınlaşmayı elde edebilmeyi ve Rabbimizin sevdiği, razı olduğu kullarından olabilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bir hadislerle İslam dersimizin de yine sonuna geldik. Bir sonraki hadislerle İslam dersimizde inşallah buluşmak ve görüşmek ümidiyle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.